Mutlu akşamlar. Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. 16 Haziran Pazar bugün. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nın ilk günü. Tüm izleyicilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Biz de Kurban Bayramı gündemiyle başlayacağız bültenimize ki İstanbul'da binlerce kişi bayram namazı için Ayasofya Camii'ne akın etti. Namaz sonrası eller semaya açıldığında Gazze için dua edildi. Gün ağarmadan düştüler yola. Farklı ülkelerden, ayrı dillerdeki Müslümanlar bayram namazında yan yana saf tutmak için doldurdu Ayasofya Camii'ni. İslam alemi bir bayrama daha kavuşmanın elbette ki mutluluğunu ve sevincini yaşıyor. Bayram namazına artık dakikalar kaldı ve yüzlerce Müslüman yan yana bayram namazını eda etmek için saf tutmuş durumdalar. İslam alemi bir bayrama daha kavuştu. Küçükler en güzel kıyafetleriyle karşıladı bayram sabahını. Büyükler çocuklarının elinden tutup camiye koştu. Üç kuşak Ayasofya'ya bayram namazı için gelmişler. Ayasofya tarihimizin gurur yerlerinden bir tanesi. Onun için torunum istedi, torunumla beraber gelmek istedik. Küçükken babanızın elini tutup namaza giderken, şimdi oğlunuz sizin elinizden tutup namaza geliyor. Nasıl bir his? Babamın inşallah düdüğün bizim de evladımız olur. Bu İslam şunu ona da aşılarız. Orası kiliseymiş, hatta camiye çevrilmiş. O yüzden benim için özel bir yer oldu gibi bir şey oldu yani. İstanbul'da maneviyatı yüksek sembol olan noktalardan biri de elbette ki Ayasofya Kebir Camii. O nedenle sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ırklardan, farklı dillerden gelen binlerce Müslüman aileler bayram namazını kılmak için buraya geldi. Ayasofya'yı neden tercih ettik? Selahattin Camii olduğu için. Aynen öyle yani, Selahattin yani camimiz olduğu için. Farklı yani ambiyans var yani, öyle isimli bize. Ayasofya'nın yani anlamı hepimiz için önemli. Dolayısıyla biz her bayram namazında Ayasofya'yı tercih ediyoruz. Yani gerçekten muazzam bir şey. Herhalde artık bundan sonra hep geleceğim. Çünkü gerçekten ya atmosfer muazzam ya. Sabah namazını kılmak için gelenler bayram namazına kadar ayrılmadı. Cemaat avluya taştı. Hem kadınlar hem de erkekler kısmında adım atacak yer kalmadı. Ayasofya başka yani, oradan geldim ben. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hatırası. Yani ecdadımızla beraberiz. Cuma namazını kıldım birkaç sefer ama bayramı ilk defa kılıyorum. Özellikle Türkiye'de yaşayan Müslümanların mutlaka buralara gelmesi gerekiyor yani. Buranın maneviyatı zaten çok yüksek. Her sene gelmeye çalışacağım. Birbirini tanımayan yüzlerce Müslüman yan yana saf tuttu. Eller semaya açıldığında herkesin aklında ve kalbinde Gazze vardı. Dualara hep bir ağızdan amin denildi. İnşallah Filistin'deki kardeşlerimizin de daha mutlu bayramlarımız olacak. Biraz buruk geçiyor. Gazze'den dolayı içimiz buruk biraz. İnşallah onunla Rabbimiz çözüm bulmayı nasip etsin bizlere, öyle diyoruz. Rabbim Müslümanları ümmet bilinci şuuruyla şuurlandırmayı nasip eylesin. Biz burada huzur içinde bayramlaşırken onlar savaş içindeyken eksik geçiyor, evet. Namaz sonrası herkes bayramlaştı. Bayramlaşma Ayasofya'nın dışında da devam etti. Küçükler büyüklerinin ellerini öptü. İlk harçlıklar namaz bitiminde alındı. İstanbul'da bayram namazı böyle geçti. Bayram namazının ardından bütün Türkiye'de ise kurban telaşı başladı. Kurbanlarını kestirmek isteyenler erken saatlerde sıraya girdi. Yine uyarılara kulak asmayanlar vardı. Kaçak kurban kesenler kameralara yakalandı. Bayram namazını kıldık. Bayram namazından sonra geldik buraya kurbanlarımızın başına. 1,5 saat falan oldu. Bekliyoruz çıkmasını. Bayram namazından hemen sonra kurban kesimine geldi sıra. Satış ve kesim alanları en yoğun günlerinden birini yaşadı. Bahçeli evlerdeki kurban kesim ve satış alanındayız. Buraya sabahın erken saatlerinde dini vecibelerini yerine getirmek için birçok kişi akın etti. Şu anda da hayvanlar tek tek kesim alanına götürülüyor. Şu anda kesildi. Çıkmasını bekliyoruz. Alıp gideceğiz bittikten sonra. Sırasıyla ilerliyor. Böyle numarasını takip ediyoruz, öyle buluyoruz. Yarım saat falan oldu buraya geleli. Sıramızı falan almıştık. Şimdi vekaletimizi vereceğim, keseceğiz inşallah. Kurban
sahipleri sıraya girdikten sonra hayvanlarını sırasıyla uzman ekiplere teslim ediyor ve burada da vekalet verdikten sonra kurbanlıklar ekipler tarafından doğalarla tüm hijyen kurallarına uygun bir şekilde kesime alınıyor. Erken saatte kesim randevusu olanlar namaz çıkışı kesim merkezlerinin yolunu tuttu. Tekbirlerle, dualarla kesildi kurbanlar. Geçen sene de burada kestirdik. Yüzülmesini bekliyoruz. Şu anda yüzülme aşamasında onu takip ediyoruz. Sonra burada 8 parçaya bölünecek, bize teslim edilecek. Biz de götürüp kasapta eşit şekilde kendimiz ayarlayacağız. Kesilen kurbanlıklar uzman ekipler tarafından bu alanda da küçük parçalara ayrılıyor. Ardından el arabalarına yüklenerek kurban sahiplerine teslim ediliyor. Genel sağlık şartlarına uygun, asgari teknik ve hijyenik şartlarına sağlandığı ortamda kurban kesimi yapılıyor. Kargas dediğimiz 4 eşit parça veya vatandaşımızın taşıyabileceği kadar parçalara ayırıp veriyoruz. Yaklaşık 15 dakikada bir kurban kesimi gerçekleşiyor burada. Çok güzel kesiyorlar. Böyle hiç hayvan duymadı bile kesildiğini. 10 dakikadır bekliyorum. Çok hızlı bir şekilde devam ediyor şu an. Kıyma yapılacak, dağıtacaklarımızı dağıtacağız, kesmeyenlere vereceğiz. Allah kabul etsin. Kesimi erken bitenler mutluydu. Hemen evlerine gittiler. Hayvandan memnunuz yani. Şey güzel, çalışmalar da güzel. Herkese tavsiye ederim. Gelsinler buraya. Orada çayırda, çimende kesene kadar burası temiz, hijyenik. Gerçekten muazzam bir hizmet veriyorlar. Uyarılar yine fayda etmedi. Kesim merkezleri dışında kaçak kurban kesenler böyle görüntülendi. Ve bir kurban bayramı klasiği. Bu yıl da tekrarlandı. Acil servisler acemi kasaplarla doldu. Çünkü kurbanımızı da kestik, yetmedi kendimizi de kestik. Kurbanın şeylerinden bir tanesi yani bize de denk geldi. Küçük iş yapıldı. Elhamdülillah iyiyiz yani. Nasıl kestik? Öyle fırttık. Biri gitti, diğeri geldi. Acil servisler yine kendini kesen acemi kasaplarla doldu. Ya bıçakla vurduk, dizimize vurduk. Kurbanı kesiyorduk. Geçmiş olsun. Kurbanı kesiyorduk, üstüne atladım. İçeriden bıçağı vurunca yaraladı beni. Bir de karşı tarafı görün siz. Kalkamadı yerinden. Her kurban bayramındaki manzara tekrarlandı. Kendini kesen kasaplar yurdun dört bir yanında hastanelere koştu. Acemi kasap olsam böyle olur. Kasap yanlışlıkla beni kesti. Evet. Ben kurban kestirmeye gittim. Kasap kurban yerine beni kesti. Parmağımı tekbirlerle kesti. Elini, kolunu, bacağını kesenler çoğunlukta. Samsunlu acemi kasapsa az kalsın şah damarını kesiyordu. Atar damar kesiği var. Yardım edecek misiniz kurbana daha? Edeceğim tabii, devam. Şah damarımız kesilse yine devam. Kurban ben oldum, kurbanda hiçbir şey yok. Tecrübeli olduğunu iddia edenler de kesti kendini. Dikkatsizliğini nazara bağladı. Valla 20-25 senedir keserim de. Arka kısmını alıyordum, öyle bıçağı sapladık. Göz nefes var ya, çok doğru bir şey. Ben ustayım demeyeceksin. Demek insanın başına gelebiliyor. Yapılan uyarılar dikkate alınmadı. Acemi kasaplar gün boyunca hastanelerin acil servislerini aşındırdı. Ben 82'den beri kurban kesiyorum. İki kazağım ve son olacak inşallah. Dersini yüzerken işte vurdu. İlk defa geldi başıma. Bana olmayaz dediğim bir şey yok yani. Herkesin başına gelebiliyor. Ve bir başka bayram klasiği. Kurbanlar yine firardaydı. İstanbul'da bir boğa mezarlığa kaçtı, iki kişiyi yaraladı. Konya'daysa firari kurban çatıya çıktı. Abi dala gitti abi. Yolda, otoparkta, çatıda, kurbanlıklar firarda. Bursa'da boğa sahiplerinin elinden kaçtı. Daha doğrusu kaçma girişiminde bulundu. İplere sıkı sıkıya sarılanlar boğayı durdurmaya çalıştı. Ama hayvan o 5 kişiyi de iple birlikte sürükledi. Erzurum'da kesim için son hazırlıkları yapılan kurbanlık kaçtı. Kaçarken de 2 kişiyi yaraladı. Yakalamak için peşinden koşanlar yoruldu. Bazıları hayvandan korkup ağaca çıktı. Oh hay!
İstanbul Ataşehir'de kurbanlık dana ipini kopardı, caddeye fırladı. Seyir halindeki araçların arasına daldı. Bir motosikleti devirdi, sürücü kıl payı kurtuldu. Bir tane adam tutmaya çalışıyor zaten, bir tane adamı sürükledi komple. Boğa yakalandı, yol kenarındaki elektrik direğine bağlandı. Firari kurbanlığı bu kez de elektrik çarptı. Direğe bağladılar, bağlamalarıyla beraber hayvana elektrik vuruyor. Beyoğlu'ndaki kaçış mezarlıkta bitti. Kesim alanına götürülen kurbanlık kaçtı, koşmaya başladı. Kulaksız mezarlığına giren boğa yolda bir kadın ve çocuğa çarpıp yaraladı. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Ekipler uyuşturucu iğne attı. Boğa mezarlıkta etkisiz hale getirildi. Sahibine teslim edildi. Ano. Lan git hayvan. O kaçış macerası için gözünü yükseğe dikti. Aşağıda koşmak yerine çatıya çıktı. Konya Kadın Hanı'nda kaydedildi görüntü. Kurbanlık boğa önce ahırın damına, ardından bitişikteki evin çatısına çıktı. Sahibi de peşinden. Çok uğraştılar ama olmadı. Yakalamak için son hamle gelince hayvan panikledi, yere atladı. Damdaki hikaye kesimhanede bitti. Kağıthane'de kurban pazarından kaçan boğa soluğu otoparkta aldı. 700 kiloluk kurbanlık sahiplerini peşinden koşturdu. Tam yakalanacak yerde. Ne oldu? He? Kime vurdu? Köşe kapmaca dakikalarca sürdü. Tüm yöntemler denendi. Firar uyuşturucu iğneyle son buldu. Bayramın en hüzünlü geçtiği yerlerden biri de elbette ki şehitlikler. İstanbul'daki Edirne Kapı Şehitliği bir an olsun boş kalmadı bugün. Kimi oğluna, kimi kardeşine geldi. Şehitlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Kimi oğluna, kimi kardeşine geldi. Bayramın ilk günü onlar için hüzünlü geçti. Yakınları ilk önce onlarla bayramlaştı. Nasıl geçiyor? Bayram mı güzel, bayram mı? Tek çocuğum böyle oldu. Allah'tan gelen Allah'a gitti işte. Oğlum, terörist hale çatışmalı şehit oldu. Sabah, peki buraya geliyoruz. Her bayram buradayız, her hafta buradayız. Kimi ziyarete geldiniz? Amcamı. 2006 yılında mı? Evet, daha ben doğmadan önce. Onlar bu vatan için canlarını ortaya koydular ve bu topraklarda şehit oldular. Bayramların en hüzünlü geçtiği yerlerden biri de hiç şüphesiz ki şehitlikler. Edirne Kapı Şehitliği de bugün bayramın birinci gününde yakınlarını ziyaret etmek isteyen şehit yakınlarıyla doldu. İstanbul Edirne Kapı Şehitliği'ndeki bayramlaşma günün erken saatlerinde başladı. Şehit yakınları her bayram olduğu gibi bu bayramda da önce onların yanına gitti. Abim 84. Beytüş Şevap'ta şehit oldu. O günden sonra bayram yaşamadık biz. Şehit Ejderhan'ın abisiyim. Her dakika aklımızda beraber oynadığımız günler olsun, tartıştığımız günler olsun. Unutmuyorum. Şehitleri sadece aileleri ziyaret etmedi. Onların yaptığı fedakarlığa, vefa için şehitliğe gidenler de vardı. Mezarların başında dualar edildi. İlla bir yakın olmak önemli değil. Bu vatan için, bu millet için canlarını feda eden bu gençlere geçerken ben de duamı edeyim. Babaannemizden, anneannemizden kalmamış, her zaman bizi buraya getirirlerdi. Çocukluğumuzdan beri hep geliyoruz. Komutanlarımız olsun, burada şehitlerimiz olsun, hepsine duamızı okuyoruz. Edirne Kapı'da çok fazla değerli insanlarımız yatmakta. Bayram önce. Aynen, buraya geliyoruz. Alışkanlık oldu zaten. Kuzenimle birlikte de geliyoruz. Ailemle de geliyoruz. Anneler evlatlarının kabrinde Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Yüreklerindeki acı gözlerinden yaş olup aktı. Hey yavrum, onu ziyaretine geldim. Vay diyorum. Okuyor. Konuşuyorsunuz. Hey yavrum ya. Ben bayram bilmiyorum ki ben.
gene her bayram olduğu gibi bayram arifesinde de dün buradaydık. Boş bırakmıyoruz. Hem özlem gideriyoruz. 1982, 1996 veya 2002 üzerinden ne kadar geçerse geçsin şehit yakınlarının yüreğindeki kor her an taze. Yeğenim. Ne zaman şehit oldun? 2004. 2004'ten beri bayramlarda önce buraya mı gelirsin? Kesinlikle. Ağlıyoruz, rahatlıyoruz, dua ediyoruz. Yani hepsinin beklentisi bu. Ziyaretler gün boyu devam etti. Şehitlik bir an olsun boş kalmadı. Tüm şehit ailelerimizin bayramı mübarek olsun. Şimdi vatani görevini yapan askerlerimizi ekranlarınıza getireceğiz. Mehmetçik bayramda ailelerinden uzakta vatan nöbeti tutuyor. Hudut kartalları komutanlarının sürpriziyle sevindi. Nöbetteki asker annesini karşısında gördü. Başkan Erdoğan da askerlerin bayramını telefonla tebrik etti. Sana bir sürprizim var. Dön bir arkana. Arkasını döndü, annesini gördü. Hasretle sarıldı boynuna. Mehmetçik bayramı vatan nöbetinde karşıladı. Hudut karakollarının gözü kulağı sınırdaydı. O kahramanlardan birisi de Hatay'da, Suriye sınırında görev yapan Piyade Er Mehmet Okur'du. Komutanının sürpriziyle dünyalar onun oldu. Kahramanmaraş'taki ailesi ziyaretine geldi. Aylar sonra oğluna kavuşan anne gözyaşlarını tutamadı. Kokusunu özledim kuzumun. Çok özledim kuzumu. Benim bir tanecik kuzum bu. Çanakkale'de ise hasret telefonla giderildi. Komutanının sürpriz yaptığı asker ailesiyle görüntülü konuştu. Hadi gel onlara bir sürpriz yapalım, bayramlarını kutlayalım. Baba, anne, bayramınız kutlu olsun. Sizlerden belki uzağım ama burada komutanlarımız ve arkadaşlarımızla Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kahramanları yalnız bırakmadı. Bayram namazını Hakkari Çukurca'da kıldı, Mehmetçik'le bayramlaştı. Bayramınızı bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor. Başkan Erdoğan askerlerin bayramını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla kutladı. Teröre karşı verilen mücadeleden duyduğu memnuniyeti anlattı. Daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Mehmetçiğimiz ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Deprem bölgesine gideceğiz şimdi. Tarihi felaketin binlerce can aldığı illerde bayram buruk geçiyor. Depremzedeler mezarlıklara akın etti. Sevdiklerini kaybedenlerin gözyaşları hiç dinmedi. Sen ne misin Adem? Aslında onlar ölmedi. Biz öldük. Umar sustu, gözyaşları konuştu. Dualarsa depremde kaybettikleri yakınları içindi. Bize bayram gelmedi ki. Ben bir oğlum vardı, onu da kaybettim. Bizim bayramımız abi depremden sonra öldü, bitti yani. Asrın felaketini yaşayan Hatay'da bayram bir kez daha hüzne dönüştü. Yakınlarını kaybedenler sabahın ilk saatleriyle birlikte deprem mezarlığına koştu. Kimi annesini, babasını, kimi ise çocuğunu ve torununu ziyaret etti. Oğlum vardı, onu da kaybettim. Torunlarımı kaybettim. Burada yeğenim var, babam var. Eller açıldı, dualar edildi. Gözyaşları ise hiç dinmedi. Sevdiklerini özleyenler onların mezar taşına sarıldı. Abi bayram değil yani, adı bayram. Depremde 3 evladını ve eşini kaybeden Mahmut Şan, enkazdan kurtardığı kızları Kadriye, Cansu ve Yağmur'la birlikte gitti mezarlığa. Buruk bir bayram geçiyor. Şu anda da 4 tane çocuğumla hayatımızı devam ettiriyoruz. Acısı yine tazelendi. Toprağa verdiği evlatlarının ve eşlerinin mezarlarından ayrılmadı. Bayram Malatya'da da buruk geçti. Mezarlıkta hüzün vardı. Anne sensiz olamam diyordu.
Ben sensiz yaşayamam diyordu. Peki ben şimdi nasıl yaşayacağım? Anneler için, babalar için çok zor. Allah yardımcılar olsun. Depremzedeler mezarları suladı. Dualar gözyaşlarına karıştı. 4. bayrama. Yaparak bir şey yok. Acılı anne evladıyla mezarlıkta bayramlaştı. Sözleri yürekleri yaktı. Anne! Efendim annem de. Anne kelimesine o kadar hasretim. Adıyaman'da da buruk geçti Kurban Bayramı. Mezarlık kalabalıktı ancak derin bir sessizlik vardı. Depremzedeler için en zor ziyaretlerden biriydi bu. Anneler, babalar, evlatlar mezarlıkta aynı acıyı yaşadı. Olumsuz geçen hiçbir bayram olmadı bizim için adına. Şimdi kutsal topraklara gideceğiz. Arafat vakfesiyle hacı olan 2 milyonu aşkın Müslüman bayramı Kabe'de kutladı. Hacılar Arafat'tan çıktı yola, yürüyerek Müzdelife'ye ulaştı. Şeytan taşlamak için son hazırlıklar yapıldı. Çok mutluyuz, hacı olduk. Dualarımızı yaptık, Arife duamızı yaptık, Arife vakfesine durduk. Şimdi de Müzdelife'de vakfe yapacağız. Heyecanlıyız. Arafat'ın ardından hacılar Müzdelife'ye geçti. Burada da akşam namazıyla yatsı namazı cem edildi ve dua edilecek birazdan. Daha sonra taş toplayan hacılar buradan büyük şeytanı taşlamak için yola çıkacaklar. Biz de çok mutluyuz. Yani tarif edemeyiz duygu bu. Yani bilmiyorum. Bütün gençlerin, özellikle gençlerin genç yaşında gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü yaşlanınca biraz daha zor oluyor. Çok meşakkatli bir ibadet zaten. Bir sonraki durak Mina oldu. Ellerinde taş, dillerinde zikirlerle düştüler yola. Buna Cenab-ı Hak nasip ederse inşallah akşam namazını ve yatsı namazını birleştirip eda edeceğiz inşallah. Daha sonra işte Mina'ya doğru hareket edeceğiz yürüyerek. Cenab-ı Hak kabul buyursun inşallah. Şeytan taşlamaya gideceğiz, taş toplayacağız. Şeytan taşıyacağız. İnşallah daha sonra tıraş olup İslam'dan çıkacağız. Vakit artık gece yarısıydı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ibadet gün boyu sürdü. Artık hacılar yorgunluğa aldırmadı. Dualarla attılar taşları. Allah Akbar. Müzdelife vakfesinin ardından kilometrelerce yol yürüdü hacı adayları büyük şeytanı taşlamak için ve şu anda da büyük şeytanı taşlıyorlar. İçimdeki şeytanı taşladım. Öyle mi? Evet, içimdeki şeytanı taşladım. Aklımdaki şeytanı sakın. Yapmış olduğum günahlarımı affederek daha önceki şeytanı taşladım. Ve Kurban Bayramı'nı karşılama vakti geldi. Bayram namazı için Kabe'ye yolculuk başladı. Bu kez Beytullah'a hacı olarak geldiler. Allah'ın evini, tüm vazifelerini tamamlamış olarak selamladılar. Yüz binler bu kutlu günde omuz omuza saf tuttu. Bayram coşkusu Kabe'yi sardı. Namaz sonrası hacılar birbirleriyle bayramlaştı. Hacılar daha sonra bayram boyu devam edecek olan şeytan taşlama için yeniden cemarata doğru yola çıktı. Başkan Erdoğan Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçiriyor. Bayram namazını Okluk Millet Camii'nde kıldı. Vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti. Bayramlarda küslük olmaz dedi. Milletçe birlik beraberlik vurgusu yaptı. Bu vesileyle tebrik etmiş oluyorum. Rabbim yarabbim yardımcımız olsun. Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde karşıladı. Kudüs'te İsrail işgali altındaki Mescid-i Aksa'yı hatırlattı, duasında yer verdi. Nasıl bizim için Ayasofya Camii Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, inşallah Harem-i Şerif'in de açılışını bu millete nasip etsin. Amin. Namaz sonrası camideki vatandaşlara hitap etti Erdoğan. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak
bu millet yoluna devam etmeli. Ve akraba arasındaki muhabbeti devam ettirmeliyiz. Aile kurumunun önemini anlattı. Bayramlarda küslüklere son verilmesini istedi. Dargınlar, küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu dargınlığı, küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil. Bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Başkan Erdoğan duasında şehitleri de unutmadı. Bu şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bugünlere geldik. Ayaktayız. Tüm şühedanın ruhlarına, tüm geçmişlerimizin ruhlarına birer Fatiha okuyalım. Başkan Erdoğan konuşmasının ardından camideki vatandaşlarla bayramlaştı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de telefon görüşmesi yaptı, Kurban Bayramı'nı tebrik etti. MHP lideri Devlet Bahçeli her zamanki gibi bayram namazının ardından Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Mesajlarını da burada verdi. Cumhur İttifakı'nda çatlak olmadığını söyledi. Özgür Özel'e seçim sonrası dağılan altılı masayı hatırlattı. Sen kabirlerini nur, makamlarını âli, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Dua etti, kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Devlet Bahçeli bayram geleneğini bozmadı. Bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Vedhuni cenneti. Ziyaret sonrası habercilerin sorularını cevapladı Bahçeli. Gündeminde siyasette normalleşme adımları vardı. Cumhur İttifakı'nda çatlama olmaz dedi. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz ne toprağız. Bir kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Devlet Bahçeli Özgür Özel'in Türkiye İttifakı çağrısına cevap verdi. Seçim sonrası dağılan altılı masayı hatırlattı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vaat edenlerin masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Namaz sonrası siyasette yumuşama tartışmasına değindi. Erdoğan'ın iadeyi ziyareti hazmedemediler sözlerine cevap verdi. Bir vatandaşlaysa Gazze tartışması yaşadı. Hamas'a neden terör örgütü diyorsunuz diye soran vatandaşı, demiyorsunuz diyen vatandaşı azarladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı. Bayram namazını Hatuniye Camii'nde kıldı. Bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı Özel. Başkan Erdoğan'ın iadeyi ziyaretimizi hazmedemediler açıklamasını değerlendirdi. Üzerime alınmadım dedi. Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş ki herhalde iadeyi ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu. Ben o sözü hiç üzerimize almıyoruz. Çünkü bu işi başlatan biziz. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Namazın ardından bir vatandaşla Özel arasında Gazze tartışması yaşandı. İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ama Hamas'a da terör örgütü diyorsunuz diyen vatandaşa Özel tepki gösterdi. Beni dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun? Filistin'i tanıyayım dedi. İspanya Filistin'i tanıdıysa benim mektubum da tanıdı. O gün, bugün gelip geceliğin uyup bizim üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürmüş, o da yanlış yapıyor, o da onu öldürmüş, o da yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum. Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti. Sen Filistin için mücadele ediyorsun diye. O yüzden bayram sabah ne konuştuğunu bildik. Tamam. Hadi. Bu arada Özgür Özel, Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu açtı ve
Özel her iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bu notu da aktardıktan sonra. Şimdi Gazze'ye uzanacağız sevgili izleyiciler. Müslüman alemi Kurban Bayramı'na biraz buruk girdi Gazze nedeniyle. Yüz binlerce Gazze'li de Kurban Bayramı'na soykırım gölgesinde girdi maalesef. Namazı yıkıntıların arasında kıldılar, bayrama soykırımın gölgesinde girdiler. Gazze'deki soykırımda 254 gün geride kaldı. Taş üstünde taş kalmayan şehirde bayram buruk karşılandı. Katliam bayram gecesi de durmadı. Katledilen siviller son yolculuklarına uğurlandı. Gazze'liler Siyonist mezalime rağmen bayramı karşıladı. Enkazın içinde bayram namazı için saf tutuldu. Harabeye dönen evlere sığınan Gazze'li anneler çocukları sevindirmek için ellerindeki kısıtlı imkanlarla bayram kurabiyeleri hazırladı. İşgal altındaki Kudüs'te de İsrail kısıtlamaları bayram sevincini gölgeledi. 100.000'in üzerinde Müslümana ev sahipliği yapan Mescid-i Aksa'ya sadece 40.000 kişi alındı. Namazın ardından Müslümanlar Mescid-i Haram'ın avlusunda bayramlaştı, çocuklara şeker dağıtıldı. Öte yandan dün Kassam Tugayları 7 Ekim'den beri işgal ordusuna en büyük kayıplarından birini verdirdi. Tankı havaya uçurmasıyla 8 asker öldü. Yaralılardan birinin daha ölmesiyle sayı 9'a yükseldi. Askerlerin ölüm haberi İsrail'de tansiyonu yükseltti. Sokaklara dökülen İsrailliler ateşkes çağrısı yaptı. Evinin önünde Netanyahu'yu istifaya çağıran kalabalığa polis sert müdahale etti. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bayram sevinci yaşadı. Milyonlarca kişi camilerde buluştu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Milyonlarca Müslüman bayram namazında omuz omuza saf tuttu. Yüz binlerce Müslüman bayram namazı için Kabe'deydi. Harem-i Şerif'te namazın ardından eller semaya açıldı. Gazze başta olmak üzere ümmetin yaşadığı acıların son bulması için dualar edildi. Allahümme ansur ihvanena fi Filistin. Azerbaycan ve Kıbrıs'ta camiler cemaatle dolup taştı. Hollanda'da bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı. İsveç ve Avusturya'da da Müslümanlar camilere akın etti. Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te bayram namazının ardından dualar edildi. Teşrik tekbirleri getirildi. Kazakistan'da cemaat camilere sığmadı. Japonya'da bayram namazı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı başkentin en büyük mescidi Tokyo Camii'nde kılındı. Gaziantep'ten gelen haber kan dondurdu. 5 kişiyi katleden şahıs son olarak kendini vurarak yaşamına son verdi. Gaziantep kan donduran katliama sahne oldu. Korkunç olay Şahinbey ilçesinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs dehşet saçtı. Gün içinde tartıştığı 5 kişi öldürdü. Kalkmış ki akşam gecelerin yanına gelmiş. Tekrar demiş ki ben dualaşmaya geldim sizden, ben yük dışına gideyim. Önce berberde bir kişiyi silahla öldürdü. Ardından gittiği evdeki herkesi kurşun yağmuruna tuttu. Evde bulunan 6 kişiden 4'ü hayatını kaybetti. 2 kişi yaralı kurtuldu. 1-5 dakika sonra kalktı, silahı çıkarttı. En başta bizim arkadaşı Ahmet'i vurdu. Olay yerinden kaçan saldırgan bir süre sonra ölü bulundu, intihar ettiği anlaşıldı. Cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bursa'da hızla gelen otomobil yolcu minibüsüne çarptı. Faciadan dönülen kazada 10 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Dur tabelasına uymadı, aşırı hız yaptı. Kaza kaçınılmaz oldu.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi kaza. Arif Doğan idaresindeki otomobil cadde üzerinde hızla ilerliyordu. Dur tabelasına uymayan sürücü yolcu minibüsüne çarptı. Savrulan minibüs iş yerine daldı, yolculardan biri yola fırladı. Facia ucuz atlatıldı. Can kaybı yaşanmadı. 10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırgan kuyumcuda dehşet saçtı. İki kişiyi öldürdükten sonra kaçtı. O dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Yüzünde maske, elinde silah vardı. Kuyumcuda kabusu yaşattı. İki kişiyi hayattan kopardı. Dehşet anları Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçti kayda. Yüzünde medikal maske olan bir kişi Bedrettin T'ye ait kuyumcu dükkanına girdi. Silahla önce tezgahta duran kişiye ardı ardı ateş etti. Dükkanın içerisinde bulunanlar panikle dışarı kaçtı. Nurullah Tart dükkana girdi, müdahale etmek istedi. Bir süre boğuşma yaşandı. Saldırgan kısa bir boğuşmanın ardından ona da defalarca ateş etti. Nurullah Tart yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. İki kişiyi öldüren saldırgan kaçtı. Polis şimdi her yerde onu arıyor. İngiliz polisi firari ineğe yaptığı müdahaleyle gündemde. Londra sokaklarındaki kovalamacada polis ineği araçla çarparak durdurdu. İşte o anlar. İneğe arabayla çarptı, İngiliz polisine tepki yağdı. Polis ekipleri başkent Londra yakınlarında ahırdan kaçan ineğin peşine düştü. Kovalamaca sokak sokak devam etti. İneği bir türlü yakalayamayan polis gaza bastı, çarparak etkisiz hale getirdi. İnek acı içinde kalkmaya yeltendi ancak polis bir kez daha çarparak başını tampona sıkıştırdı. Görüntüler tepki çekti. İneğe çarpan polis hayvana zulmetmekle suçlandı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın düzenlendiği Almanya'da polis taşkınlık yapan taraftarlara ateş açtı. Elindeki baltayla tehditler savuran taraftar vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar görüntülendi. Bir elinde balta, diğer elinde molotof. Polise meydan okudu. Alman polisi ateş açarak karşılık verdi. Almanya'nın Hamburg kentinde kaydedildi görüntüler. Hollanda-Polonya maçı öncesi taraftar kavgası çıktı. Polis balta ve molotof taşıyan taraftarı gözaltına almak istedi. Ancak şahıs polislere direndi. Önce biber gazı sıkıldı, sonra silah sesleri duyuldu. Alman polisi taşkınlığa devam eden taraftarı vurarak etkisiz hale getirdi. Polis vurduğu taraftara yaralı halde kelepçe takıp hastaneye götürdü. Adalarda minibüs isyanı çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin dolmuş seferleri başlatması ada sakinlerini sokağa döktü. Kararı protesto eden, aralarında yönetmen Ezel Akay'ın da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin minibüs hattı açması adaları ayaklandırdı. Adalarda faytonların kaldırılmasından sonra ulaşım sistemi içinden çıkılması hale geldi. İETT son olarak dolmuş hattı açınca ada sakinleri ayağa kalktı. Adaların tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar vereceğini söyleyerek protesto eylemi yaptılar. Adada minibüs istemiyoruz.
minibüslerin önüne geçerek uygulamadan vazgeçilmesini istediler. Ancak İETT yönetimi geri adım atmayacağını duyurdu. Eylemcilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis minibüslerin geçişine engel olan eylemcilere müdahale etti. Aralarında Ezel Akay'ın da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Acı haberler üst üste geldi ne yazık ki. İzmir'de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp onlarca bıçak darbesiyle katledildi. Daha da vahim olan katilin de 15 yaşında olması. Hacer Çağla Çetinalp 15 yaşındaydı daha. Onlarca bıçak darbesiyle katledildi. Kan donduran cinayetin adresi İzmir'in Karabağlar ilçesi. Hacer Çağla Çetinalp kendisi gibi 15 yaşında olan eski erkek arkadaşıyla babasını ziyarete gitti. Baba onları evde bırakarak dışarı çıktı. Geri geldiğinde kızını yerde kanlar içinde gördü. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kız çocuğu artık yaşamıyordu. 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Haydi söyle, haydi söyle. Cinayetin ardından kaçan zanlı kısa sürede yakalandı, suçunu itiraf etti. Bu dehşet anları ise İstanbul Bakırköy'de yansıdı kameralara. Genç kız ölümden döndü. İddiaya göre 16 yaşındaki kızın eski sevgilisi buluşmak istedi. Görüşme sırasında aralarında tartışma çıktı. Aynı yaştaki eski erkek arkadaşı kızı bıçakladı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Onu bıçaklayan zanlı ise tutuklandı. İki düşme vakası, iki ölüm. Ankara'da 58 yaşındaki kadın cam silerken 7. kattan, İstanbul'daysa komiser balkon lambasını değiştirmek isterken 11. kattan düştü. Lamba değiştirmek istedi, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. İstanbul Arnavutköy'de yaşandı korkunç olay. Şenol Özcan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiserdi. Lambayı değiştirmek için evinin balkonuna çıktı. Şenol Özcan merdivende bir anda dengesini kaybetti. 11. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Komiser Şenol Özcan ağır yaralandı. Sağlık ekipleri onu kurtarmak için çabaladı. Ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balkonundaki lambasını değiştirmek için sandalyesini falan koyuyor galiba. Ve bir denge kaybı yaşayarak balkondan düşüyor 11. kattan. Cam silerken dengesini kaybetti, 7. kattan düştü. Korkunç olay Ankara Yeni Mahalle'de yaşandı. Tek başına yaşayan 58 yaşındaki Mesiha Kaya evinin balkonunda cam silerken dengesini kaybetti. 7. kattan yere çakılan Kaya feci şekilde can verdi. Mesiha Kaya'nın düştüğünü kimse fark etmedi. Haber alamayan çocukları eve geldiklerinde öğrendiler acı gerçeği. Maskeli 20 soyguncu bir kuyumcu dükkanını işte böyle yağmaladı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Kuyumcuyu bastılar, ne var ne yok her şeyi çaldılar. Sıra dışı soygunun adresi Amerika. 20 maskeli şahsın hedefinde bu mücevher dükkanı vardı. İşletmenin kapıları kilitliydi, içeride de görevli vardı. Soyguncu çete kuyumcunun cam kapılarını kırdı, ardından içeri daldı. Hırsızlar ellerindeki çekiçlerle tezgahların camlarını kırdı, mücevherleri torbalara doldurdu. Kuyumcu dakikalarca yağmalandı. İçerideki tüm değerli eşyalar çalındı. Görevli olan biteni çaresizce izlemek zorunda kaldı.
Soyguncular daha sonra bölgeden ayrıldı. Polis çeteyi yakalamak için çalışma başlattı. Haziran'da karne alan binlerce öğrenci liseden mezun oldu. Okullarını birincilikle bitirenler ailelerinin yüzünü güldürdü. Azim ve sabırla çalıştılar, liseyi birinci olarak bitirdiler. Ailelerini gururlandırdılar. Anadolu Lisesi birincisi 12B sınıfında Hale Eren Yazı Harmanı. Liseyi bitiren öğrenciler eğitim hayatlarının bir sayfasını daha kapattı. Emeklerinin meyvelerini almak sadece onları değil, ailelerini de sevindirdi. Ali Eren Yazı Harman da liseden birincilikle mezun oldu. Ali Eren Yazı Harman. Bu başarımda emeği olan tüm hocalarıma, arkadaşlarıma ve değerli aileme teşekkür ediyorum. Birinci olanlara plaketleri takdim edildi. Öğrenciler sevinçlerini ailelerine ve arkadaşlarına sarılarak kutladı. Hatıra fotoğrafları çekildi. Mezuniyet töreni renkli görüntülerle sona erdi. Şimdi reklamlar. Bültenimizin sonuna geldik. Mutlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.